Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde çemberden bahsedeceğiz. Şöyle bir bakalım. Çember denilince öncelikle ilk bilmesi gereken sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesi. Evet, çemberin genel tanımı bu. Önemli de bir tanım arkadaşlar. Sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesi. Bunların bileşimi daha doğrusu. Bilindiği üzere buralar yarıçap RR ve bunların arasında bazı açılar oluşturulabilir. Bu yarıçaplar çizilerek. Şimdi merkezden bir açıyı aldığınız zaman, mesela burada görülen alfadan bahsedelim. Karşı taraftaki yay üzerinde kendisine eşit bir açı meydana getiriyor. Yani burası alfa ise buradaki AB yayı içinde biz alfa deriz. Tabii şimdi bu AB yayını küçük bir açıklamak lazım. Eğer AB arasında şu iki nokta arasındaki bir yaydan bahsediyorsanız AB üzerinde şöyle yay işareti olmalı. Eğer açı şeklinde bir ibare varsa bu açıyı yani köşeyi göstermeli ama bizimkisi yay. Yalnız burada farklı bir soru da doğuyor tabii ki. Biz AB yayı arasındaki kısa açıdan bahsediyoruz. Peki ya uzun yani şu arkada kalan kısmı sorsaydı o zaman buraya bir tane D noktası ekleseydik ADB yayı olurdu. Neyse buradan ziyade şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Gördüğü yaya eşit burası alfa ise gördüğü yay içinde alfa birimdir diyebiliriz. Şimdi bir de çevre açı var. Az önceki açı arkadaşlar merkez üzerindeydi. Şimdiki açı ise çembere temas eden. Çember üzerindeki açı da denebilir ama bu biraz uzun tabii ki. Çevre açı demek daha şık duruyor. Çevre açı da arkadaşlar görüldüğü üzere bir açı düşünün. Çembere temas ediyor. Karşı tarafta yaya temas ettiği şu kirişlerin birleştiği yay. Burası alfa ise karşı tarafta 2 alfa. Yani burada çevre açıyla yay arasındaki ilişki 1'e 2 şekliyle ilerliyor. Buna biz yayın yarısı açı ya da açının 2 katı yaydır diyebiliriz. Hemen olayı örneklendirelim. Mesela soru 1'den bahsedelim. Burada arkadaşlar burası alfa ise şimdi ben sol taraftaki çember için konuşuyorum. Gördüğü yay 2 alfa olmalı. Evet. Ve şöyle bir düşünmem lazım. Şimdi burası O1 çaplı merkez için şu bir yarıçap. Ama aynı anda O2 çaplı çember için de bu doğru yarıçap. O zaman burayı şu A ile O1'i ve A ile O2'yi birleştirirsem AO2 arası bir yarıçap. Sağdaki çembere göre O1-O2 arası bir yarıçap. O1 ile A arası bu sefer soldaki çembere göre bir yarıçap. Aslında bir eşkenar üçgen var. Ve bu eşkenar üçgende şu merkez açının gördüğü yay 2 alfa. Eşkenar üçgenin açıları 60'ar derece. O zaman bu yay gördüğü, bu açı gördüğü şeye eşit. Yay gördüğü açı eşit. O zaman alfa için bunun yarısı diyebilirim. Alfa eşittir 30 derece olur. Şöyle biraz bakacak olursak bir de 2'ye bakalım. 2'de neler yapılabiliyormuş? Eğer bu açı teta ise hızlı bir şekilde gördüğü yay için 2 teta derim. Peki burası alfa ise yalnız burada biraz dikkatli olmak lazım. Bu alfa karşıya değmiyor. Onun için karşıya değdirmeden bir uzunluk söylememiz, bir ölçü söylememiz mümkün değil. Şöyle karşıya değdirsek. Burada arkadaşlar alfanın kolları arasında bakın birisi burada temas ediyor. Birisi burada temas ediyor. Gördüğü bu yay için 2 alfa desek. Şimdi bir çapımız var ve çap 180-180 bölmesi gerekiyor. Burası 180. Bu 2 teta ile 2 alfanın toplamı da 180. O zaman 2 alfa artı 2 teta eşittir 180 diyebiliyorsam alfa artı teta eşittir 90 deriz ki bize sorulan da alfa artı teta. Bunu da böyle geçmiş olalım. Şimdi arkadaşlar burada artık biraz soru kalıbı aslında. Bunlar formül şekli değil de bazı tüyolar ya da kısa yollar. Aynı yayı gören çevre açıların hepsi aynı olmak zorunda. Örneğin AE yayı için 2E diye 2 alfa diyebiliyorsak bakın burada gören açı alfa. C noktasından gören açı yine alfa. B noktasından gören açı yine alfa. Üçü de 2 alfa gördüğü için gördüğü yayın yarısına eşit oluyorlar. O zaman örnek 2'ye ne söyleyebilirim? Şimdi burası 25 derece ise gördüğü yay 50 derece.
Yalnız bu 50'yi gören bir başka açı daha var ki bu B açısı oluyor. Bu da 25 derece. O zaman ABC üçgeninin iç açıları toplamı 180 olmalı. Bakın 135'i çıkmış, 25'i çıkmış. Alfayı soruyor. 135 artı 25 artı alfa eşittir 180. Buranın toplamı arkadaşlar 160 yapıyor. Bu 160'ı buraya eksi olarak atarsanız burada bir adet alfa, sağ tarafta da 20 kalır. Alfa eşittir 20 derece diyebiliriz. Bundan bahsettikten sonra gelelim çok önemli bir özelliğe. Bir çemberde arkadaşlar bir açı düşünün, çapı görsün. Yani uçları çapa temas etsin. Örnek verelim, şu A2'den bahsedelim. Bir ucu burada, bir ucu burada, BC çapını görüyor. Şimdi biliyorum ki çember iki eşit parçaya ayrıldı. 180 derecesi aşağıda, 180 derecesi yukarıda. Bizi ilgilendiren kısmıyla konuşalım. Şimdi A2 açısı 180'i görüyor ve çembere temas eden bir açı. O zaman bunun yarısı 90 derece diyebilirim. Bu bir. Aynı şekilde A1 ya da A3, ikisi de aynı yayı görüyor. Bunlar da 90 olmalı. Sadece bu yukarıdan aşağıya bakan doğrularda geçerli değil tabii ki. Yukarıdaki yay 180 derece olduğu için A4 de 90'ı görüyor. Ya da kendim bir tane oluşturayım. Şu da A5 olsun. Bu da 90'dır. O zaman kısacası çapı gören açı 90 derecedir. Hemen soru üzerinde değerlendirebiliriz bu durumu. Eğer burası çapı görüyorsa direkt 90'ı yazmalıyız. Bu 1. Şurası 90 derece. ABC açısı 55 dereceymiş. Eğer bu açı 55 ise 90, 55, buraya da 35 kalmalı. Peki burası 35 ise gördüğü yay 70. Ama alfa da bu 70'i görüyor. O zaman alfa da yine 35 olmalı. Evet, böylelikle alfayı bulmuş oluruz. Gelelim teğet giriş açıya. Şimdi burada arkadaşlar eğer bir çevre açı gördüğü yayın yarısı ya da yay bir çevre açının iki katı gibi bir ifadeyi söyleyebiliyorsak bu durum burada da geçerlidir demeliyiz. Hemen olayı aydınlatalım. Teğet noktasından, tam şu T'den bir kiriş çizilmiş ve burada kirişle teğet arasında bir açı kalmış. Kalan açının adı alfa ise bu alfanın gördüğü yay, yani şurası 2 alfa olmalı. 2 alfa olmalı. Bunu kabul etmesi yine bir nebze mümkün ama bence şundan bahsetmek gerekiyor. Çünkü bu da oldukça önemli bir durum. İç içe geçmiş çemberlerden bahsedelim. Mesela burada. Bir de teğet olsun bunlara. Hatta biraz daha gerçekçi bir teğet çizelim. Bir de kiriş olsun. Tam bu teğet olunan noktadan. Şimdi şuradaki açı için alfa dersem, şu küçük açı eğer alfa oluyorsa, her ne kadar kabul etmesi zor olsa da buradaki yay için 2 alfa, aynı şekilde aşağıdaki büyük yay için 2 alfa denmeli. Evet, bu güzel bir soru kalıbıdır arkadaşlar. Bu da bilinmeli. Her ne kadar görselleri birbirine göre büyük olsa da bunlar açı uzunluk olmadığı için gönül rahatlığı bu ifadeyi söyleyebilirim. Alfanın gördüğü teğet giriş açı, karşılarındaki yaylar bunların iki katları. Evet, bundan da bahsettiğimize göre hemen örnek 4'e bakabiliriz. Örnek 4'te arkadaşlar 40 derece verilmiş, 70 derece verilmiş. Bakalım neler yapılabiliyor. Eğer burası 70 derece ise İki iç açının toplamı 70'i vermeliydi. Demek ki şuradaki açı 30. Eğer bu açı 30 derece ise buradaki yay, şunu biraz büyütsek daha şık olur sanırım. Evet. Burası 30 derece olmalı. Şimdi burası 30 derece ise 30 ile 40'ın toplamı 70 ya hani. Buradaki yay da arkadaşlar teğet giriş açı olduğu için 60 derece olmalı. Bu bir. Gördüğünün iki katı. Burası 70 derece ve bir çevre açı. Şöyle kolları takip ediyorum. Bittiği yere bakıyorum. Bu bittiği yerler arasında kalan yay 2 katı 140 derece. 60 burada, 140 burada, 200 derece. Ben biliyorum ki bir çember 360 derecedir ve 200 derecesi çıktı bile. Geriye kalan 160 derece işte buradadır. 160 derece.
Peki burası 160 derece ise bunun görmüş olduğu açı yarısı 80 derece olmalı. Alfa eşittir 80 derece. Şimdi tabii ki çember içerisinde bu örnekleri birazcık çoğaltabiliriz ya da benzerlerini alabiliriz. Ama bir çember içerisinde sadece çevre ve merkez açı yok. Rastgele bir açı da sorulabilir ya da istenebilir. Bu gibi durumlarda ne yapıyoruz? Hemen bakalım. Mesela şöyle birbirini kesen rastgele iki doğru. İleride bunlara farklı isimlerle de bakacağız ama bunun adı kiriş tabii ki şu an için. Farklı iki doğru diyelim. Bunların kesiştiği yerde meydana gelen alfa açısı. Tabii şimdi burası alfa ise şu tersindeki açı da alfa olmak zorunda. Bu alfa açıları arkadaşlar sağda ve solda iki farklı yay görmekte. Öncelikle hemen söyleyelim bu yaylar birbirine eşit değil. Bu yaylar arkadaşlar farklı iki tane yay. Sadece aynı açı tarafından görülüyor. Bu yayın adı A, bu yayın adı B olsun. Gördüğü bu yayların açı ölçüleri toplamının yarısı alfadır. Gördüğü bu yayların ölçüleri toplamının yarısı alfa olur. Evet, güzel bir bağıntı. Hemen örneği üzerinde değerlendirelim. Şimdi burası 110 derece ise burası da yine 110 derece olmalı. O halde şöyle söylemeliyim. Buradaki görmüş olduğu yaya A dersem, şuradaki görmüş olduğu yaya B dersem, ki burada da bir tane A var ama beklesin o. A artı B, hemen yazalım. A artı B bölü 2 eşittir 110'muş. O zaman arkadaşlar A artı B için 220 derece yazabilirim. Peki bizden istenen yere şöyle bir bakacak olursam, bizden istenen yer burası. Şimdi A artı B 220. Peki burada bir tane B var. Burada bir tane A var. O zaman burası 220 ise, farklı renkli kalemle yazsam orayı daha güzel durur. Burası 220 ise 360'dan 220'yi çıkartırsam bizden istenen şu 140 kalır. 140. Eğer bir açı 140 dereceyse, pardon, bir yay 140 dereceyse onu gören açı 70 derecedir diyebiliriz. Alfa eşittir 70 olmalı. Gelelim bir de dış açıya. Tabii ki bütün açılar sadece çemberin içerisinde veya üzerinde olmak zorunda değil. Sadece bunlarla sınırlı değil. Bir de çemberin dışında bir açı olabilir. Tabii dışında olması demek sadece dışarıda rastgele bir açı değil, çemberi de kesmesi gerekiyor. Gerekse farklı ifadelerle kesmeli. Şimdi şuradaki C açısına dikkatli bakarsam BD ve AE'yi arkadaşlar iki farklı yay olarak bölmüş. AE'ye şu dışarıdaki açıya A, içerideki yaya B dersem gördüğü yayların farkı A eksi B bölü 2 eşittir alfa olmalı. İlk söylenmesi gereken tabii ki dışarıdaki yay daha büyüktür. Çünkü giderek daha büyüyen kollar var. İkinci söylenmesi gereken şey de şu, içerideki açı toplamlarının yarısı iken dışarıdaki açı farklarının yarısı oluyor. Hemen bunu da bir soru üzerinde görelim. Örnek 6. Örnek 6 der ki, burası 50 derece, BC yayı AD yayının 5 katı. Öncelikle BC yayı için 5 tane A dersem, AD yayı için 1 tane A dersem, farkları arkadaşlar 5A eksi A bölü 2. Bu 50'yi veriyor. Peki 2'yi buraya çarpı olarak atarsam 4 tane A için 100, A için 25 diyebilirim. Peki A'nın 25 olması benden sorduğu ya da benden istediği AD'nin uzunluğunu bulmak demek oluyor. O zaman da AD eşittir 25 diyebiliriz. Şimdi demin söylemeye çalıştığım gibi, bu dışarıdaki açılardan biri çembere keser, biri de teğet olursa yine sistem değişmez arkadaşlar. Yine buranın adı A, buranın adı B, A eksi B bölü 2 alfayı vermeli. Hemen burayla alakalı bir soruya bakalım. Şimdi burada 40 derece var, AC yayı 60 derece. Peki bu yay kaç dereceymiş ki A'dan 60'ı çıkartıp 2'ye bölünce 40'ı buluyorum. A eksi 60 eşittir 80.
Eksi 60 buraya artı olarak geçer. A eşittir 140. 140 burada. 60 da burada, 200. Bizden istenense arkadaşlar, bizden 200, 140 istemiş pardon. Aşağıdaki istemek tabii ki daha güzel olabilirdi. AD 140 derece.